da biz şeytanların camisindeyiz. Benim burada konuşmaya hevesim yok. Benim adıma herkes konuşuyor. Bu kadar rezillik. Hepsi rezil. Bu suçlayan da rezil, bu tarafta da rezil. Şimdi senin yüzünde aynı zamanda gram kızarma yok yani. Hem kral, kızarma yok hem de demokrasi gene kendileri demokrat oluyor bugünlerde. Yani bu yedi yıl ezdiğiniz, gestapocu içeri attığınız değil mi bir sürü ne diyorlardı? yetmedi yetmedi içeri al, daha da alın, daha kuyruğu kaldı, erkek konu, şunu kaldı, bunu kaldı, daha durum bakayım diye ben birisi saymaya kalksa Türkan Saylan Hanım alındığında, İlhan Sıkıçık alındığında, Oda TV alındığında, müesserler alındığında, askerlerimiz alındığında sadece Nazlı Ulcak Hanım'ın ve şürekası yandaşların 100 milyon kez kere iddialar var efendim iddialar var dediğini değil mi? 7 yıl iddialar var dedi. İşte gördük iddialarını. Nagihan Hanımlar iddialar var iddialar var. Türkçe'de Google'a girin en çok bulacağınız kelime iddialar var efendim cümlesidir. Bunu söyledi. Ve hiçbir iddia çıkmadı 7 yılda. Ve soylu subaylarınızı, hava filolarınızı yöneten, deniz filolarınızı yöneten subaylarınız. O deniz filolarını yöneten subaylar şimdi içeride diş macunundan resim şey yapıyoruz. Kendine gemi yapıyor. Yani bir şeytanın Türkiye'yi yönettiği şeytan gerçeklikte kim oynar? Yani Türkiye'de tuhaf bir şey var. Şeytan somut olana inanmıyor şu anda hiç kimse. Evet. Mesela kim oy verir? AKP'ye oy verenlerin %40 çıkacağı en düşük ihtimalle ortaya şey çıkıyor. Hı hı. Yani bu da 20 da milyon, 25 kalmaz. milyon insan. Şimdi 25 milyon insan şu kaleme bakıyor. Hayır o kalem yok diyor. E nedir? Yani Türkiye ile şeytan oynamış. Biriyle gelmiş ve şeytan oynamış. Ya burada basit bir din bezirganlığı, siyasetçilerin dini kullanması, muhafızakar demokrat kalması gerekirken bunu aşırıya getirip dini bir ideolojinin içine, hacıları, hocaları, din adamlarını, şeyhleri işin içine sokmaları ayrı bir hikaye. Fakat bunların Türkiye'yi soktuğu evrende objeler karıştı. Görüntü, ses. Bir de yani hepimizi suça oluşturdu. Mesela hepimiz suçluyuz şu anda. Çünkü hepimizi cemaat dikizci yaptı. Hepimiz dikizciyiz. Rötgenci olduk hepimiz. Her yayınlanan kasetler yayınlıyorlar bilmem ne. Hani siyasetin ilgilenmek de Milyonlarca insan şey yaptı. Hepimiz de rötgenci yaptı ve dikici yaptı. Başkalarının hayatını, başkalarının özel konuşmalarını. Ben yani utanırım. Yani, evet. E, utanır ya bir görüntüler özel... de çıktı ortaya yani, yani kimsenin görmek istemeyeceği tabii ezgi şimdi hepimiz günaha girdik bir de bizi günaha soktular. Hem suça soktular hem günaha soktular. Yani bu da günaha çünkü, ortak mı ettiler desin? Yani bir şeytanlar camisini, Türkiye'yi bir şeytanların kurduğu bir camiye döndürdüler ve bu camide objenin kendisiyle hayatın, hakikatin, sokağın kendisini unutturdular ve başka bir ötelerin ötesi gerçekten başka kameralar var. Oralara götürdüler. Ve yani bir